Değerli Moda TV izleyicileri, Spor 52 programına hoş geldiniz. Bu akşam iki tane değerli konuğumuz var. Onlarla Uzak Doğu sporlarını, tekvandoyu, wushu'yu, kickboksu, muay thai'yi konuşacağız. Onlarla diğer branşları da konuşacağız. İlk önce Cavit hocama, Cavit Aslan hocama hoş geldiniz diyorum. Cavit hocam, kendinizi bir tanıtır mısınız kısaca? Hoş bulduk. Adım Cavit Arslan, tekvando milli hakem ve antrenörüyüm. Siyah kuşak 6. dan. Bu spora tekvandoyu 89 yılında halk eğitim bünyesinde ünyede önce antrenör olarak açtık. Sonradan 90 yılında yine halk eğitimde bu işi yürütemedik. Maçlara ve kuşak sınavları ile ilgili sıkıntılar doğurdu. O yılın tabii şeylerine göre, kurallarına göre. 90 yılında Ordulu Halil Öziş, yine milli takım antrenörüm Halil Öziş hocamla beraber üye bu sporu Halil hocamız sayesinde koyduk. Beraber yol aldık. Yıllarca Halil hocamın doğrultusunda burası merkez Ordu, burası şube şeklinde Halil hocamın salonu şeklinde devam etti. Sonradan 2005 yılında biz Reis Gençlik Spor Kulübü olarak tekrar ikinci bir kulübü kurduk. Önceden Öziş Arslanlar Tekvando Salonu olarak devam ediyordu. Yani federasyonumuzun da doğrultusunda yıllarca 32 yıldır bu sporu ünyede yapıyoruz. Maşallah. Allah daha nice seneler yapmak nasip etsin işte. Şimdi Ayfer Aslan, wushu'da milli takım antrenörü, milli sporcu, kickboksa ve tekvando'da sporcu ve antrenörsünüz. Evet. Cavit hocamın da kızısınız. Kendinizi bir tanıtır mısınız? Ondan sonra sorularımıza da devam edeceğiz. Ayfer Arslan. 5 yaşında babamla birlikte spora başladım. Wushu, kung fu, tekvando, kickboks branşlarında aktif dövüşüyorum. Wushu milli takım antrenörü ve milli sporcusuyum. Tekvando'da yine aynı şekilde derecelerim var. Kickboks'ta da milli sporcuyum. Hala aktif olarak dövüşüyorum. Aktif sporcuyum. Antrenörlük de yapıyorum aynı zamanda. Böyle. Ayfer, babayla spor yapmak nasıl bir duygu? Babayla spor yapmak nasıl bir duygu? Salonun içerisine girdiğin zaman baba kız ilişkisi bitiyor. O yüzden normal bir öğrenci gibi hareket ettiğin için farklı bir duyguda olamıyorsun. Oradaki tüm öğrenciler nasılsa sen de öyle oluyorsun. Disipline bir çalışma var. Zaten o disipline çalışma olmasaydı bu şekilde güzel dereceler elde edemezdik. Tebrik ediyorum sizi. Cavit hocam, biraz tekvandodan bahsetmek istiyorum. Çünkü sizin ana branşınız tekvando. Evet. Bu akşamki asıl konumuz da tekvando. Evet. Tekvando, ben hiç spor bilmiyorum. Çocuğumu aldım, bir spora yazdıracağım. Salondan içeri girdim. Ne yapmam lazım? Vatandaşın nasıl size müracaat etmesi lazım? Tekvando sporunu bize tanıtmak istediğinizde neler söylemek istersiniz? Evet. Tekvando sporu öncelikle bir saldırı sporu değildir. Tamamen bir savunma sanatıdır. Çıplak el ve ayakla yapılan bir spordur. Biz tek, ayak, won, yumruk, do, ahlak diye tabir ettiğimiz do felsefesi olan bir spor dalı. Tekvando'ya biz her yaştan da sporcular kulübümüze kabul etmiyoruz. Bizim aldığımız yaş grupları 4-5 yaşlarında bir sporcuları alıyoruz. Ama 12 yaşından sonra sporcularımızın kayıtlarını durduruyoruz. Bizde büyük çocuklarımız var ama bunlar spora minniklerden başlamış yıldızlarda gençlere tabandan yetişerek gelen sporcular büyük, diyorsunuz. Büyükler onlar. Çünkü biz tekvandonun örf ve adetini tekvandoya aşılayabilmemiz için, çocukları eğitebilmemiz için, bir şey verimli olabilmesi için küçük yaşta almamız gerekiyor ve küçük yaşta da alıyoruz. Sporcularımız yani şu ana kadar ünyede yani tekvandoya bizim için yani 32 yıldır olmasa olmazlardan kulübümüzün bir ekoludur yani. Hocam tüm branşlarda işte o karşılıklı halkın deyimiyle dövüş dediğimiz sisteme biz müsabaka diyoruz. Evet. Bazı branşlarda komite deniliyor. Evet. Bunun yanı sıra dövüş haricindeki ikili karşılaşmadan haricinde tekvandoda tekli yapılan hareketler var mıdır? Bunun adı nedir? Bunun yarışmaları yapılıyor mu? Ulusallığı yapılıyor mu? Milliliği tabii var mıdır? Bundan bahseder misiniz biraz? Tabii. Tekvando'nun müsabakasından harici Pumse diyoruz biz. Pumse yarışmaları yapılıyor. Tekli yarışmalar, Pumse'ler var. Pumse yarışmalarının da Türkiye, Avrupa, Dünya Şampiyonları, Olimpiyat Şampiyonları yapılıyor. Yani illa müsabaka bölümünde yapmayabilirsiniz. Pumse dalı diyoruz, tekli. Yine çalışmalarında tekli, işte yine eşli, deryon,
kırış, tekvando 8 bölümden oluşuyor. Yani sadece böyle müsabaka değil yani. Bunları da öğretiyoruz zaten çocuklara. Zaten kırış var. Yani kırış tabii yani yarışmaları olan şey dış ülkelerde yapılıyor. Ama ülkemizde pek nadir gözükmese de ama yurt dışlarında kırış, tekvandonun kırışları var. Yine tekvandoda PUMSE'den hariç müsabakayı zaten sürekli Türkiye %90 müsabakada başarılı oluyor. %10 gibi, %12 gibi dünyada PUMSE yarışmalarında da derece yapan sporcularımız var. Sporcularımız var. Zannediyorum bir tane başörtülü bir kızımız Kübra vardı. Dağlı. Evet, Kübra. Evet, bayağı dağlı. Başarılı bu konuda. Evet. Ülkemizin bayrağını da sürekli dalgalandırıyor. Evet. Ben Ayfer'e dönmek istiyorum. Wushu, kickbox, tekvando. Bir bayan için 3 sporu yapmanın avantajları nedir? Dezavantajları nedir? 3 dövüş sporunu yapmak avantaj şöyle. Hayatın her açısında kaliteli bir yaşam sunuyor. Spor zindelik sağlıyor. Kendini savunabiliyorsun. Günümüz şartlarında Türkiye ve dünya ülkelerinde görüyoruz kadına şiddetin çok ileri gittiği bir dönemdeyiz. Bu tür durumlarda kendini savunabiliyorsun. Dezavantajı bence hiçbir zaman dezavantajı yok. Ben kendi şahsım adına dezavantaj olarak görmüyorum. Her zaman kadın için kendini savunması, kendini geliştirmesi, nasıl söylesem, sosyal aktivite olarak da her zaman bir tık önde bence dövüş sporları ve bireysel sporlar olarak söylüyorum bunu. Sadece dövüş sporlarıyla adlandırmayayım. Böyle. Şimdi şunu diyebilir miyiz? Ev hanımları özellikle evet. Şiddete maruz kalan, genelde ev hanımları daha çok anladığımız kadarıyla bu işe şiddete maruz kalıyorlar. Bu sporu yapan ev hanımları, bayanlar veya çalışanlar özgüvenleri yerinde oluşup ve kendini savunmasını bildikleri için daha az şiddete maruz kalıyor diyebilir miyiz? Bence öyle diyebiliriz. Kesinlikle katılıyorum söylediklerinize. Özgüveni yükseliyor. Dediğiniz gibi kendini de savunuyor. Aynı zamanda vücut için, sağlıklı bir yaşam için spor zaten şart. Bunu her zaman söylüyoruz. Hem sağlık için hem özgüven için. Bu kesinlikle tavsiye edebilirim. Cavit Hocam, bu biliyorsunuz dünyanın başında şu anda mevcut olan bir hastalık, illet var. Evet. Cenab-ı Mevlam inşallah en kısa zamanda başımızdan bu illeti alır. Bir refaha ereriz. Sizler bu pandemi döneminde spor salonları ve antrenör arkadaşlarımız, maçlar yok, çocuklar maç olmadığını spordan soruyor. Ne tür zorluklar yaşadınız veya hala neler yaşıyoruz? Bunları bize anlatır mısınız? Efendim, bilindiği gibi pandemiden dolayı 3 ay bir kere salonlarımız hiç açılmadı. Kesinlikle açılmayacak denildi. Haziran ayında açılması müsaade edildi. Buralarda da şart getirildi. Denildi ki İşte sosyal mesafe 6 metrekare bir alanda bir sporcu olacak. Biz salonda antrenmanlarımızı 20-25 kişilik gruplar halinde yapıyorduk. Tabii ki bu sayılarımızı 7-8'in üstüne çıkartmamak şartıyla yapmaya başladık. Tabii ki aile de çekiniyor. Uzaktan getirmesi götürmesi problemi. Antrenman salonlarına gelmesinde sıkıntısı yok ailenin ve sporcunun ama gelme ve gitme konusunda problem var. Dolmuştan yollayıyordu, yollamıyor. Arabası olanlar getirebiliyor sadece çocuğunu. Yani sokağa da salamıyor yaştan dolayı. Bu sıkıntılardan dolayı tabii ki biz kulüp olarak normalde bizim 550 tane aktif yani bizim sporcularımız var bütün branşlarda. Ama bu sporcuların salonlarımıza gelen 60'ın kadar düştü yani. Tabii ki bu biz bunun birçoğu sadece Ünye'deki salonumuza değil yukarıdaki ilçelerimizdeki okulla bağlantılı olduğu için halk eğitim bünyesinde biz salonlarımız var yine yukarı bölgelerde de. Pandemi bize şöyle yani sporcularımızın gidip gelmesinden dolayı biraz sekte vurdu. Tamamen yani ulaşımla ilgili evet. Problem. Merkezdeki yakın olanlar gelebildi. Ya da uzaktakiler de arabası olan getirebildi. Her ailede bir araba yok. Veli maalesef, de işte. Maalesef o yüzden yok. Gidip gelmede dolmuştan da yollamaya veli çekindi. Biz de zor koşmadık. Yani spora mutlaka geleceksiniz, gideceksiniz demedik. İlk aşamada bizim milli olan sporcularımız var, müsabık sporcularımız var. Onlara şart koştuk. Onları gerekirse kendi kulübümüzün arabasıyla alıp geldik uzakta olan milli sporcularımız var. İşte bedensel engelli, işitme engelli sporcularımız var. Zorunluluklu olan sporcularımızı kulübümüzün vasıtasıyla alıp geldik yani. Evet. Değerli izleyiciler, Facebook üzerinden bize mesajlarınızı Cavit Hocama, Ayfer Hocama
sorularınız olursa atabilirsiniz. Onlara bunları ileteceğiz. Onlardan da bu konuda sizlerle sorularınıza cevaplar arayacağız. Biz biraz önce Cavit Hocam dedi ki engelli sporcularımız dedi. Hocam kulübümüzde engelli sporcu sayımız nedir? Hangi branşlarda vardır? Ve engelli sporla çalışmanın rahatlığı veya rahatsızlığı, dezavantajı ya da avantajı nelerdir? Efendim biz kulüp olaraktan ilkleri yapıyoruz, ekliyoruz. Biz bu kulüpte örneğin tekvando ile başladık 1989 yılında. 2 yılda bir, 3 yılda bir branş artıraraktan kulübümüzde 16 branşa kadar çıktık. Ve bunların içinde de 3 tane engelli branşımız var. Bedensel engelli tekvando yaptırıyoruz. Yine bedensel engelli okçularımız var. Yine Karadeniz bölgesinde kulübümüze has, sadece bizim ilimizde ve ilçemizde, Reis Gençlik Spor Kulübü'nde işitme engelli tekvando sporcularımız var. 11 tane. Bunların bir tanesi bayan. Hatta bayan sporcularımızı 50 kilometre yerden alıp getirip götürüyoruz. Ve ondan umut ediyoruz. İşte bu bayan sporcumuzu olimpiyatlarda görmek istiyoruz. Şu geleceğin olimpiyat adayı gibi düşünüyoruz. Ona yatırım yapıyoruz. Onunla ilgili biraz gelmesine gitmesine sıkıntı yaşıyoruz. Yani bedensel engellilerin bizim spor kulübümüzde antrenman yapmalarından hoşnut oluyoruz. Hocam biraz önce arka ilçeler dediniz. Evet. İşte Çaybaşı, İkizce ve arkadaki eski beldeler olan işte şimdi mahalleye dönüştü. Şimdi mahalleye dönüşmüş olan Tek Kiraz, İlk Güvez gibi ilçe evet. beldelerimiz. Evet. Bu beldelerde de çalışma yapıyorsunuz. Evet. Karadeniz bölgesinin coğrafi olarak zorlukları var. Evet. Ulaşım sıkıntıları var. Evet. Yani bu büyük bir emek istiyor. Aslında bu emeğin maddi karşılığı olmamalı. Yani evet. bu emek maddiyatla ödenecek bir emek değil. Tabii. Nasıl sıkıntılar yaşıyorsunuz ve size gereken destekler veriliyor mu bu beldelerde ve ilçelerde? Biz bize bu konularda yardımcı olan Gençlik Spor İl Müdürümüze Mustafa Bey'e teşekkür ediyoruz. Geldiği günden beri yani 4 yıldan beri biz yukarılara çıkıyorsak Mustafa Bey'in sayesinde çıkıyoruz. O da tabii ki geçmişi biliyor. Geçmişte spor yaşantısı var. Bir eski bir dünya şampiyonu il müdürümüz. Ve bu sporların ne kadar faydalı, ne kadar zararlı ve gittiği yerde fayda mı yapacak, zarar mı yapacak düşüncesini bildiği için bize ve yukarıdaki salonları açacağız dedik. Buralarda malzeme desteği dedik. Sağ olsun il müdürümüz 4 yıl önce Çaybaşı'na tatami yolladı. Geçen yılda İkizce'ye yolladı. İl spor müdürümüz yardım ediyor. Orada kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız bize yardımcı oluyorlar. Gitmede, gelmede, konaklamada. Artı sayın oranın kaymakamları ve şeyler okul altlarında bizi bu belediye başkanlarımız yer tahsis ediyorlar. Halk eğitim bünyesinde bizim antrenörlerimizin ücretlerini, sigortasını karşılıyorlar. Biz de tabii ki burada amacımız para kazanmak da değil yani. Sadece antrenörlerimizin sigortasını ödesinler, aidatını ödesinler yetiyor. Oradaki ilçelerimizdeki salonlarımızda antrenman yapıyoruz. İkisi il olmak, ilçe olmak şartıyla İkizce'nin merkezde yapıyoruz. Çaybaşı merkez. Çaybaşı'nın yukarıda beldesiydi, şimdi mahallesi oldu. Ülküvez'de de var salonumuz. Tek Kiraz'da da var. Ünye'nin de arkasında Tek Kiraz var. Bu dört yerde de salonumuz var. Çocuklarımız orada iyi olan çocuklarımızı tespit ediyoruz. İyilerini aşağıki merkez salona taşıma sistemine. Orada belediye başkanımıza söylüyoruz. Rica ediyoruz Kaymakam Bey'e. Onlar hepsine olamasa da gelecek vadeden sporcuları, elit sporcuları Ünye Merkez Salonu'nda müsabık gruplarımız oluyor bizim. Bunlara haftada bir gün, iki gün bizim dediğimiz günlerde yolluyorlar, karşılıyorlar. Yani biz yukarıda tamamen devlet destekli yapıyoruz. Şimdi bu taşımaya değindiniz. Ben de nacizane şöyle bir fikrim var. Aslında Milli Eğitim ve Gençlik Spor Protokolü ile bu yetenekli çocukları aşağı aldığımızda evet. burada okutup, evet. burada bir okula yerleştirip onların evet. hem spor hem sosyal projeleri hem de geleceğini garantini hem de ülkemizin bayrağını dalgandıracak gençlerin bu şekilde evet. yetişmesini temin etmek gerekiyor. Evet. Ben tekrar Ayfer Hocam'a dönmek istiyorum. Ayfer Hocam şu an aktif olarak antrenörlük yapıyorsunuz evet. ve ayrıyeten babanın yanında sporculuk da yapıyorsunuz. Evet. Gençsiniz, genç bir antrenör arkadaşımızsınız. Size antrenörlük neler katıyor? İller dışlarına çıkıyorsunuz, uluslararası maçlara gidiyorsunuz, belki ülke dışına çıkıyorsunuz. Bir bayan olarak zorlukları var mıdır? Çünkü neden diyorum? Hep bizim için bayanlar çok önemli. Yani ben şu anda DASKUT arama kurtarmada Ordu İl Başkanlığı'nı yapıyorum ve
üyelerimin %80'ini bayanlardan oluşturdum. Çünkü onlar bizim için çok önemli. Siz bizim için çok kıymetlisiniz. Çünkü neden? Siz evimizde ve dışarıda her yerde bizimle birlikte çalışacak ve duygu ve merhametin en önde gidenleri bizim için bayanlardır. Ben sizden bu duyguyla duygularınızı ve çalışmalarınız hakkında bilgi almak istiyorum. Ben İkizce'de antrenörlük yapıyorum. Aynı zamanda Ünye'deki kendi kulübümüzde antrenörlük yapıyorum şu an. Bir bayan olarak evet bazı zorlukları var. Güzellikleri tabii her zaman söylediğim gibi az önce de söyledim daha çok. Sorumluluk gerektiriyor, çok büyük sorumluluk gerektiriyor. Sonuçta bir müsabakaya giderken minikler kategorisinde 8 yaşında bir çocuğu da götürüyorsunuz müsabakaya. Sorumluluk alıyorsunuz. Sorumluluk alıyorsun, 30 yaşında adamı da götürüyorsun, sorumluluk alıyorsun. Küçük bir çocukla ilgilenmek zorundasın. Gece uyandı mı, uyudu mu otelde kalıyorsun. Yolda o kadar kafileyle sürekli ilgilenmek zorundasın. Hele yani gece yolculuklarında sürekli tek başına olduğun zaman... Ki biz tek başımıza kalmıyoruz. Yanımızda illaki birileri oluyor kafilede. Çok zorlukları var. Sorumluluk açısından dediğim gibi ne olursa olsun tamam bize bütün sorumluluklar veriliyor. Aileden izinle çıkıyoruz buradan veli izniyle ama hep bir şüpheyle gidip geliyorsun. Hep bir diken üstündesin giderken. Sporculuk anlamında bakarsak kendim aynı zamanda aktif sporcuyum. Sporculuk anlamında bakarsan çok çok güzel. Hani... Şöyle sen başkasının sorumluluğu altındasın. Sana hayat çok güzel. Maçına gidiyorsun, dövüşüyorsun, farklı insanlarla tanışıyorsun. Daha rahat bence. Tabii çok daha rahat. Antrenörlük biraz daha zorlayıcıymış. Evet. Şimdi şampiyon olmak nasıl bir duygu? Yani ben sizden bu duyguyu almak istiyorum. Sonra ben onunla ilgili küçük bir şey anlatacağım ama ilk önce sizden. Şimdi yani bir kürsüye çıkıp madalya almak nasıl bir duygu? Şimdi şöyle söyleyeyim, ilk önce önden küçük bir açıklık getireyim. Şampiyon olmak çok güzel ama kadın olarak şampiyon olmak bambaşka bir duygu. Çünkü hep şöyle bir tabir vardır Türkiye genelinde de aynı şey, elinin hamuruyla erkek işine karışma diyenlere o kürsüye çıkıp o bayrağı dalgalandırdığında hiç kimseyi görmüyorsun. Sadece o elinde bayrakla o töreni, İstiklal Marşı'nı okutuyorsun. Onun verdiği gururla birlikte... daha çok yüceliyorsun. Bunun heyecanı çok başka. Oraya çıkmadan bilemezsiniz. Siz de bunu yaşamışsınızdır. Evet. Şimdi ben velilerimle toplantı yaparken falan şunu söylüyorum. Eğitim bizim için en önemli unsur Cahit Hocam. Evet. Yani bizim birinci sırada eğitimimiz geliyor. Yani evet. Bunu tamamlamamız. Spor ikinci planda geliyor. Evet. Ama çocukların duygusuna baktığın zaman bir çocuk gidip bugün biz Ordu bölgesinde yaşıyoruz. Düşünün Diyarbakır'a gitti. Orada birincilik kürsüsüne çıktı. 20 yıl sonra arkadaşlarıyla oturduğu zaman okulda aldığı takdiri oradan konuşmayacak. Takdir belgesini konuşmayacak. Ama o birincilik kürsüsüne çıktığını arkadaşlarına anlatacak. Çünkü o duygu başka. O Diyarbakır'a anlatacak. Bir gün Diyarbakırlı bir arkadaşıyla İstanbul'a karşılaştığında diyecek ki işte bak ben Diyarbakır'da filan filan yerde yemek yemiştim. Orada biz maç yapmıştık diyecek. Bu duyguları diyorum çocuklarınızdan mahrum etmeyin. Çocuklarınızı bir spor dalına mutlaka yönlendirin. Ve bunu derken hemen yine Cahit Hocam'a dönüyorum. Evet. Cahit Hocam, bizler acaba sporlarımızı iyi tanıtamıyor muyuz? Efendim bizler... Çünkü baktığımız zaman diğer branşlara, futbola, takım sporlarına falan biz neden böyle hep ikinci sınıf sporcu muamelesi, antrenör muamelesi görüyoruz? Acaba bizler antrenörler olarak iyi bir tanıtım yapamıyor muyuz? Efendim bizim antrenörler olarak tanıtım yapamayışımızda biz bireysel adı üstünde bireysel spor yapıyoruz. Bu konuda yalnız kalıyoruz. Biz sadece devletlerimizle biz Ünye'ye örneğin ilimize ya da ülkemize madalya getirdiğimiz zaman devletle karşı karşıyayız. Yani bizi kabul ediyor ya da şey yapıyor ama bunun arkasında nasıl giriyorsunuz, kulübünüzün suyunu nasıl ödüyorsunuz? Elektriği nasıl ödüyorsunuz, yeriniz nasıl yapıyorsunuz, sporcuları maçta nasıl götürüyorsunuz, nasıl geliyorsunuz, nasıl gidiyorsunuz diye bir soran ya da bir şey yapan yok. Sadece biz talep ediyoruz. Sağ olsun onlar da duyarlı belediye başkanlarımız var, kaymakamlarımız var. Diyoruz ki efendim örneğin ilimizde bizde şöyle var mesela. Biz il şampiyonası yapılıyor. İlde birinci olanlar devlet imkanıyla il şampiyonasına gidiyor. Tabii ki bu şampiyonaya biz il şampiyonasına giderken bizim her kloda tek sporcuyla katılmıyoruz. Biz kulüp olarak ben... diğer kulüpleri bilmem ama ben Reis Gençlik Spor Kulübü olarak ben bir il seçmesine 20-25 sporcuyla katılıyorum. 25 sporcunun 3-4 tanesi aynı kategoride oluyor hepsi. Şimdi bunların üçü de iyi sporcu. Mesela örneğin 60 kiloda bir maç var misal yani. Ya da 48 kiloda bir maç var. Bu maçta da kulübümüzün 3 tane elit sporcusu yarışıyor.
Bunun bir tanesi birinci olacak neticede. Hadi Ordu'daki evet. rakiplerini yendi. Sporcular yarı finalde, çeyrek finalde biri düşüyor, düşüyor. Finalde iki kulübün sporcusu birbirine düşüyor. Mecbur öyle yani. Aynı kulübün sporcusu. Aynı kulübün sporcusu. Sporcusu. Sonra burada burada evet. ne oluyor? Birinci oluyor. Valilik oluruyla Gençlik Spor Müdürümüzün verdiği harcağla o yarışmaya gidiyor. Bugün bir Türkiye şampiyonasına gidip gelme, konaklama, yol parası 1.000 lira civarında masrafı oluyor sporcunun. Zaten bunu sporcunun böyle bir masrafını il müdürümüzün harcağı o kadar da olmuyor. Üstünü veli ya da kulüp olarak siz tamamlıyorsunuz. Yani o harcağından gidip gelme şansı yok. Kaldı ki ikinci sporcunun günahı ne? Adam şimdi maça gidecek. Bunu da gidiyoruz biz belediye başkanlarımıza rica ediyoruz. Sayın başkanım böyle böyle durum oluyor. Sporcumuzun ikisi de finalde birbirine düştü. Biri birinci biri ikinci oldu. İkincinin de maça katılma hakkı var Türkiye şampiyonası ama imkandan dolayı gidemiyor. Ve ailelerinde. Burada belediye başkanlarımız, güvendiğimiz sporcularımıza tabii ki biz oraya başkanımıza da her çocuğu ikinci olan çocuğu da götürmüyoruz. Ya üç tane ya dört tane bazı sikletlerde 3-4 sporcumuzun da Türkiye'ye gitsin bunlardan da madalya bekliyoruz diyoruz. Biz inanıyoruz. Başkanımız da bize inanıyor. Onların harcağını karşılıyor. Böyle gidiyor. Biz şimdi reklamda biz salonda çocuğu çalıştırırken çocuğun biz ailesini düşünüyoruz. Acaba izin verecek mi gitmeyecek mi? Biz çalıştırıyoruz çocuğu ama biz şimdi bunları düşünüyoruz. Yani tanıtmayı bırak. Çocuğu çalıştırıyorsun. Bir ay sonra maç var Türkiye şampiyonası. 3 ay sonra Avrupa'ya da milli takım seçmeleri olacak. Buraya veli bunu yollayacak mı yollamayacak mı? Adamı nasıl çalıştırıyorsun? Bir kafamızda bu var. İkinci puanı buraya bu gidecek ama masrafın kim çekecek? Nasıl gidecek? Nasıl gelecek? Ailelerin durumu zaten ailelerin ortada. Çünkü ortada. Zengin çocuklarımız evet. sporu kolay kolay yapmıyor genelde. Biz bir kere bunları düşünmeden o gün geliyor çatıyor gün kısa oluyor geliyor. Biz salonda bunları düşünüyoruz. Tabii biz salonda sporcu sayısı da bir tane iki tane değil ki maçlara aldığı zaman yıl içerisinde bizim 150 tane sporcumuz, müsabık sporcularımız oluyor. Değişik değişik branşlardan. Biz sadece ben kulübüm olarak şahsi olarak konuşuyorum. Belki diğer arkadaşlar tek branş yaptığı için tek örneğin siz de yapıyorsunuz karate'de. Siz karate'nin şampiyon, minikler, yıldızlar, gençler şampiyonu takip ederse oturuz. Ama ben tekvandoyu takip ediyorum, kickboksu takip ediyorum, boksu takip ediyorum. Atletizm kendi içinde ona ayrılıyor. Yok güllecisi, yok evet. cirit, yok yarışma, yok krosu. Ben şimdi sporcumu bir tanesi çok iyi gülle atıyor. Ben bu sporcuyu şimdi yalnız basayım. Örneğin Antalya'da maçı var. Veli diyor ki hocam sen gitmesen nasıl olacak? Ben yollamam. Ben şimdi o spor branşında sporcunun hayatıyla da oynayamıyorsun. Oluyor. Bir branş var mesela judo. Çocuk judoda yarışmaya gidecek. Yani o şampiyonlar düşüyor. Biz de 150 tane sporcunun maçlara gidip gelme trafiğini düşünüyoruz. Elimizde tabii ki antrenörlerimiz var. Çoğu yere kendimiz gitmiyoruz kulüp başkanı olarak ama ben tekvando branşında özellikle gidiyorum. Çünkü benim branşım ana antrenör. Branşım, ana branşım evet, o. Ana branşım. Diğer branşta da antrenör arkadaşlar var kulübümüzün. O antrenör arkadaşlarından yolluyoruz. Ama veli biz de veliyle yani her maça bizi gitmemizi istiyor. Ya biz şimdi orada bir sıkıntımız var. Tanıtım konusunda biz burada kendimizi reklam yapamıyoruz yani bu konuda. Şimdi hocam Ünye ilçesi olarak evet. genel anlamda bu uzak doğu sporlarında ve savunma evet. sporlarında aktif güzel sporcular çıkıyor. Takip ediyoruz biz de. Evet. Yine sizinle birlikte geçenlerde rahmetli olan şimdi Kenan rahmetli hocamız. Anmadan geçemeyeceğiz. Çünkü evet. gerçekten spora emeği çok evet. büyüktür. Kenan Bağcıoğlu'muz Allah rahmet eylesin. Kulübümüze de emeği çoktur. Yıllarca mekanı cennet olsun. Şampiyonlar yetiştirdi. Evet. Büyük emekler sarf etti ama evet. maalesef ki aramızdan erken ayrıldı. Kenan, bu arada Kenan hocamız bu vesileyle de kendisine bir rahmet dileyelim evet, inşallah. Evet. Kenan hocamız kulübümüzün tekvando haricindeki uzak doğu sporu wushu, kickbox, muay thai branşlarında antrenördü. Kulübümüzün başkan yardımcısıydı. Yönetim kurullarında bulundu. 10 yakın, yıla yakın kulübümüzün aktif olarak yaşadı. Millilikten dolayı Kenan hocamız Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne kadro olarak girdiği için kulübümüzden ayrılmak zorunda kaldı ama gönüllerimiz birdi. Yine kulübümüzde üyeliği devam ediyordu. Yani vefatına kadar hala da üyemizdi. Yani üyeliği aynı duruyor. Yani ölümden dolayı silindirilse. Allah rahmet eylesin. Yani, mekanı cennet kızımın olsun. Kızımın yani Wushu hocası, kızımı Wushu'ya aşılayan, alıştıran ve sevdiren yine Kenan hocamız. Hocam biraz önce söylediniz ki işte 16 branş. Evet. 17. branşa doğru gidiyoruz. Evet. Tabii inşallah gönüller ister ki tüm branşlar olsun. Bu branşlara yeni branşlar neler ekleyeceksiniz?
Biz kulüp olarak, Reis Gençlik Spor Kulübü olaraktan tekvando ile çıktığımız yolda 16 branş şu an elimizde var. Şimdi voleybol takımı kurmak istiyoruz. Yöneticilerimiz, idarecimiz, iş adamlarımız diyor ki başkan Uzak Doğu sporlarıyla kurduk. Yine bu yıl kayıtlarımıza işte 17. branşı ekleyelim ama bu da bir voleybol takımımız olsun diyor. Onun haricinde o ileriki yıllarda da voleybol haricinde başka bir branşı yine kulübümüze ekleyeceğiz. Şu an 16 branşımız var. Evet, tekrar Ayfer hocama dönelim. Peki hocam, Wushu, Kickbox, Taekwondo. Bu branşların ben hiçbir sporu bilmiyorum. Geldim Ayfer hocama, dedim ki hocam ben dövüş savunma sporlarında spor yapmak istiyorum. Bana arasındaki farkları anlatır mısınız? Ben ona göre bir düşüneceğim ve spor dallarından birisini seçeceğim dediğimde bu üç sporun arasındaki farklar nelerdir? Üç sporun arasındaki farklar şöyle, tekvando ile başlayayım. Tekvando'da eğer ileriye dönük müsabık sporcu olmak istiyorsa bir kişi tekvandoya küçük yaşlarda alıyoruz ki vücudun anatomisinden dolayı. İleriki yaşlarda tabii ki alıyoruz ama yaşı 15-16'yı geçmiş bir insanın, belki 13 yaşını geçmiş bir insanın tekvandoyu kavraması ya da tekniğe uyumluluğu çok zor oluyor. Küçük çocukları biz biraz da temel jimnastik olduğu için tekvandoyu yönlendiriyoruz. Belirli yaşı geçen insanları şöyle söyleyeyim, 70 yaşında bir insan da wushu yapabilir. Wushu branşının kendi içinde 3 alt dalı var. Tai Chi ve Taolu müsabaka olarak 3'e ayrılıyor. Yine müsabaka için küçük çocukları seçiyoruz. Tai Chi, Taolu, Tai Chi, Çin yogası olarak adlandırılan, tıpta da yeri olan, hastalıklara karşı mücadele eden bir spor branşı. 70 yaşında bir insan da Tai Chi yapabilir. Yoga olarak yapıyor. Kickboksa dönersek, kickboks aynı şekilde hem yetişkinlerin hem küçüklerin yapabileceği bir branş. Fiziken hiçbir problemi olmayan insanlar kickboks yapabilir. Aynı şekilde kickboksun dövüş olmayan kısımları da var. Müzikli form dediğimiz kendi koreografilerini, belirli koreografileri kendi karşıdaki hakemlerin önünde sunarak yaptığı bir hareket diyeyim, evet. Toparlayayım. Her yaşa uygun, mesela 30 yaşındasınız diyorum hocam size, öyle ortalama bir yaş olarak kabul edeyim. Siz salonuma geldiğinizde benim size önerebileceğim bir branş mesela wushu'dur, kickbokstur. Tekvando da yapmak isterseniz kesinlikle yapabilirsiniz ama dediğim gibi sadece spor olarak yaparsınız, hedefsiz olarak yaparsınız. Peki Ayfer hocam, bir anne çocuğunu elinden tuttu geldiği zaman, bununla karşılaşıyor musunuz bilmiyorum, bunu sormak istiyorum, çok merak ediyorum. 8 yaşında 10 yaşında çocuğunu getirdiği zaman size diyor mu? Daha benim çocuğum küçük, bir yeri kırılır, daha sonra kaydettireyim diyen oluyor mu? Çıkıyor mu bu şekilde? Evet, çok oluyor. Aman çocuğu yok, benim çocuğumun kolu kırılır, babayla geliyor. Annesi istemiyor. Çocuğun kolu kırılır, bacağı kırılır. Kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten toplumumuzda dövüş sporları olarak böyle vurdulu kırdılı kesinlikle böyle bir şey yok. Salon içerisinde kimseyi biz karşılaştırmıyoruz. Çocuk 2 yıllık sporcu olana kadar, müsabaka seviyesine gelene kadar salondaki ekipmanlarımızla, yardımcı antrenörlerimizle eldivenlere vurarak çalışmalar. İlk önce olduğu yerde boşta hareket ederek sonra eldiven çalışmalarıyla çocuklara eğitim veriyoruz ki her biriyle teker teker ayrı ayrı ilgileniyoruz. Öyle kimsenin kolunu, bacağını kırıldığını, yani çok şükür bu zamana kadar ben 19 yıldır bu sporun içindeyim. 19 yıldır benim bir tek şu serçe parmağım yanlışlıkla kırıldı. Normal, Allah şükür olsun. Sokakta yürürken de olabilir. Yani şu serçe parmağım yanlışlıkla kırıldı. Başka da dövüşle alakalı böyle büyük bir sakatlığım olmadı. Evet, bir mesajımız var. Yunus Engin Ürütürk. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Cavit Aslan. Hocam başarılar, güzel günler göreceğiz. Çok yakında inşallah bir basın mensubu camiası olarak tam destek yanınızdayız demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Bütün basın mensubu arkadaşlara kulübümüzün bütün faaliyetlerini takip ediyorlar. Buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün de programlarını elimizden geldiğince, vaktimiz olduğunca onların dediği, bizim de uygun olduğumuz boş zamanlarımıza gidip programlarına katılıyoruz. Bu kırılmayla çocukların sakatlığı ile bir şeyden bahsetmek istiyorum hocam. Evet. Siz de bilirsiniz. 2015 yılı Dünya Sağlık Örgütü'nün ve BESU profesörlerinin
araştırmasıdır. Belki evet. siz de biliyorsunuz. Evet. En az sakatlığı olan spor dalı Uzak Doğu sporları evet. seçilmiş. Aynen. Yani düşünün dövüş spor olmasına rağmen hiç sakatlığı olmayan hatta yüzmeden bile az sakatlığı olan spor dalları Aynen. seçilmiş. Uzak Doğu sporlarından Çünkü bahsediyorum. Çünkü salona gelmeden yani, bilmiyorlar bu hocam. Bu tamamen profesyonel eğitimler Aynen. alındığı için vuruşların ve yumruk tekme çıkışların hedefe vardığı Biz... zaman hangi şiddette vuracağını bildiği için kesinlikle bu tür şeyler yok. Buradan da velilerimize, bizi izleyenlere bunu söyleyelim. Ben de bu ara kendim karate antrenörü hakem olduğum için, evet. içinde olduğum için konuya şeyim. Biliyoruz. Evet, evet ama hocam ben size o konuyla ilgili dünyanın işte bu tespiti çok doğru. Ama bunun nedenini de bir gireyim. Şimdi bizim sizde biz tekvandoda ne kadar eskisek sizde karatede yani o da uzak doğu sporu. Bunlar kardeş sporlar zaten. Evet. Karate ve tekvando yani dünyada tanınan iki ekol spor. Bu kickboks olsun, vuruş olsun, muay thai olsun. Bunlar tabii ki sonradan federe olan, dünyalarda yarışmalara katılan spor dalları. Şimdi biz sporcuları aldığımız zaman bir diğer branşlar dediğimiz, şimdi ismini de tanıt etmiyorum yani takım sporları gibi. Biz çocuğu alıp da böyle maç zamanı ayağını iki şöyle salla bunu salla çiklet çiğne yaptırmıyoruz. Biz önce salona sporcular geldiğinde vatanına, milletine, bayrağa saygın kişi yetiştirmeye çalışıyoruz. Önceliklilik bizde o. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi, yani millet sevgisi. Vatanına, milletine dolayı, evet. ahlaklı birer yetiştiriyoruz. Aynen. Birey yetiştiriyoruz Aynen. diyebiliriz. Evet. Aynen. Oturuşunu, kalkışını çocuk disiplini olarak bir orada bir alıyor. Tabii ki bu disiplinden dolayı yanlış hareketlerde bulunmak, yani sakatlayıcı hareketler ama şansı yok. Yani nokta atışı tabiri diyorsak buraya diyorsak oraya vuruyor. Ama bir top oynayacak bir çocuk, şunu oynayacak, bunu oynayacak, elini de kırıyor, ayağını da kırıyor, dizini de kırıyor. Biz müsabakaları, antrenmanları tamamen koruyucular eşliğinde oluyor. Yani burada sakatlanmanın olmaması dünyada tespiti. O yüzden birinci sırada çıkması oluyor. Bunların maçlarında hepsinde koruyucular var. Yani koruyuculardan insanların sakatlanması mümkün değil. Zaten insanlar nereden sakatlanır? Kol, ayak, kafa, dişlik. Bunlar olmadan maça giremiyor adam. Bunlara da temas olmadığına göre tabii ki dışarıda halk dilinde bu sakatlanmış gibi gözükse de dünyanın tespiti doğrudur yani. Evet sayın hocam, federal sporlar, olimpik sporlar evet. ve bir de dernek federasyonu olan spor dalları. Evet. Zamanımız da kısıtlandı ama kısa bir değinelim istiyoruz. Tabii hocam. Ülkemizde 3-5 kulübün bir araya gelerek kurduğu federasyonlar var ve aynı isimde bir sürü federasyonlar ortaya çıkıyor ve bu federasyonlarda da insanları hiç kurslarına, seminerlerine, eğitimlerine almadan bu evet. insanlara dan, eğitmenlik, ben antrenörlük demeyeceğim çünkü evet. antrenörlük belgesi Tabii. farklı bir şey. Eğitmenlik Aynen. belgeleri veriliyor. Evet. Sonra bu arkadaşlarımız da çıkıyor, alıyorlar eline belgeyi. Ben 5. danım, 6. danım, 3. Evet. 4. kademe işte her neyse diyor. Evet. Siz bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Yıllarını spora adamış bir spor insanı olarak ve emek harcayarak hadi evet. derler ya saçları boşuna beyazlatmadım yani, diye. Yani. Nasıl bakıyorsunuz ve bu konudaki fikirlerinizi almak istiyorum. Efendim biz tekvandoya başladık, olimpik branş diye başladık. Diğer branşlar da Türkiye'ye yaygınlaştı. Yaygınlaştığı dönemlerde de biz yönetim kurullarında ve kulüp bu federasyonların kuruluş şeylerinde aşamalarında bulunduk. Ama günümüzdeki gibi değildi tabii ki bunlar. Biz o şu anki yapılan metotlara arkadaşlara kınıyoruz yani böyle bir şey olmaz. Yani böyle bir spor da yapmaz. Bu biz şeye de karşıyız yani bu spordan gidip aynısını örneğin ben şurada şey yapayım. Güvenlik sertifikası veriyorlar. Güvenlikçi yapıyorlar. Adam silahı tanımıyor. Bir polis arkadaşımız gibi, astsubay arkadaşımız gibi. Bu adam güvenlikçi. Aynı o. Yani güvenlikçi bize geliyor. Bize şunlar var. Güvenlik yani ben şuradan açıklama yapayım. Aynı şimdi bu bizi burada ben. Güvenlik kursları açıyor. Güvenlik kurslarına biz karşı değiliz ama eğitmeni kim? Ne eğitiyorsun? Yani biz salonda insanlar 4 ayda bir beyaz kuşak 4 ayda bir çalışıyor. Kuşak, evet. kuşak alıyor. Bir siyah kuşağa gelemez 2 yıl oluyor maça katılabilmesi için. Bu adam kendini soruyor. Bu güvenlikçiler aynı nasıl yapıyorsa bu bahsettiğiniz arkadaşlar da o metotla gidiyor. Tabii ki federasyonların kurulmasına biz şey değiliz. Türkiye'de örneğin 90'lı yıllarda
kickboks yoktu. Buna vahşet sporu diyorlardı. Ama netice itibariyle kickboks bir Avrupa ülkelerinde olan bir spor dalıydı. Olan bir spordu. Biz onu getirdik. Ama Türkiye'ye getirdiğimizde biz 4 yıl mücadelesini verdim ben bu sporun. 4 yıl galalara katıldık, yaptık, antrenörler yetiştirdik, seminerler yaptık ve federasyon 94 yılında kuruldu. Şimdi bu arkadaşlar da bu yolu izlemesi gerekiyor ama bunlar ben konuşmak Hocam, istemiyorum. Hocam burada bir şey söyleyeceğim. Bu yolu izleyebilmek için senin dünyada maçlarının yapılması gerekiyor. Aynen. Bir kere hiç dünyada ismi olmayan bir isimle çıkıyorsun insanlara. Evet. Seminer, yani çok affedersin. Herkesin bir mesleği var. Bakkala Aynen. gidiyorsun, ikinci, üçüncü danı veriyorsun. Evet. İşte gidiyorsun, ben bununla ilgili bir yazı yazmışım gazetede. Evet. Gidiyorsun marangoza antrenörlük belgeleri veriyorsun. Evet. Yani bakıyorsun dünyada hiçbir maçın yok, hiçbir yeteneğin yok. Ondan sonra geliyor vatandaş, karşına dikiliyor. Hocam kaç yıldır spor yapıyorsun? Evet. 35 yıldır. Kaçıncı dansın? Dördüncü danım. Diyor ki, ben diyor bir seminere gittim. Kaç saat seminer aldın? 4 saat. Ne oldu? Ben 5. danım. Yani efendim, elin saf ya. Ahmet Hocam, siz de yine bu sporların nasıl federasyon kurulduğunu benim kadar siz de biliyorsunuz. Şimdi dünyada mevcut olimpik sporların dahil dünyada Kombatsan diye bir sistem var. Yani evet. Dünya spor merkezi İsviçre'de bulunan. Evet. Şimdi biz yine biz siz bana sordunuz, ben de söylüyorum yine. Biz de Türkiye'de geçmiş yılda tekvando haricinde bu kickboksun federasyonlarının oluşumunda nasıl bulunmuşsak şu anda yine bir spor branşının kuruluş aşamasında 4 yıldan beri uğraşı veriyoruz. Bunu genel müdürlüğümüze de gittik federasyon başkanımıza. Şu anki federasyonumuz bizim İçişlerine Bakanlığı'na bağlı. Yurt dışları maçlarına gidiyoruz. Mesela Dubai'de Dünya Polis Oyunları'na katıldık. Brezilyan Jiu-Jitsu da. Dünyada Kombatsan'da bizi tanıması için Dünya Federasyon Başkanımızı çağırdık ülkemize. Genel müdürümüze götürdük. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na. Dünya Jiu-Jitsu, Brezilyan Jiu-Jitsu'nun federasyon başkanı. Türkiye'de temsilcimiz bizim şu anki mevcut Yaşar Yurdakulu olduğunu söyledi. Ve Kombatsan'da kayıtlarda gördük. Biz her yıl Dünya Kombatsan'a federasyonumuz adına biz aidat ödüyoruz. Dünyadaki bu onların verdiği doğrultuda çalışıyoruz. Ama bir dünya federasyonuna bağlılığımız var. O şimdi orada görüyor. Ben onun haricindeki tabii ki dediğiniz gibi korsan şimdi yayın diyoruz. Hocam adam antrenör evet. belgesi veriyor. Sicil numara, sicil evet. numarası yok. Evet. Adamın diplomayı yırttın attın. Evet. Diplomanın yok. Kökenini bulacağım evet. bir nokta evet. yok. Bir yer i̇şte yok. Bunlar yani bizleri de karalıyor. Bu insanları dolandırmak değil midir? Aynen, bu hırsızlık dolan, değil midir? Aynen, aynen. Zaten insanlar zar zor geçinirken, insanlar bir ekmek kapısı ararken insanların aynen. daha önce biliyorsun halk eğitim modüler programında aynen. bu branşların hepsi vardı. Aynen. Ama bakanlık en son baktı ki başa çıkamıyor. 3-5 federasyon bir araya geliyor. Dedi ki kardeşim ben sizinle uğraşamam. Hepsini çıkardı. İlave etti. Onların yüzünden ve hakkı olan, gerçek emek sarf eden arkadaşlarımız da ekmeğinden oldu bu evet, vesileyle. Biz de aynı şimdi kul hakkı sadece Cavit Hocam'ın cebindeki parayı çalarak olmaz hocam. Bu aynen. da bir kul hakkıdır aynen, bana göre. Aynen. Evet. Sevgili Moda TV izleyicileri, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sonlara gelmeden önce Ayfer Hocam'dan son sözleri almak istiyoruz. Ve sonra da tekrar Cahit Hocam'dan son sözleri alıp programımızı kapatacağız inşallah. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Programımız çok güzel geçti. Teşekkür ederiz bizi de burada ağırladığınız, davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. İnşallah biz de sizi salonumuzda görmek isteriz. Beraber i̇nşallah. Bir antrenman yapmak i̇nşallah. İsterim sizinle. Evet. Cahit Hocam son sözlerini alalım. Evet. Böyle yayına geldik ama kısa da bir olsa. Tabii ki biz sporumuzu tanıtmak diyordunuz işte. Biz de sporumuzu elimizden geldiğince sizler sayesinde tanıtıyoruz. İşte biz şimdi yeni 2021 faaliyetlerinde ne yapacağımızın işte şu an lisanslarımızla uğraşıyoruz. Sporcularımız, sabık sporcularımızı şey yapıyoruz. Yeni reklaman geldi mesela Wushu Federasyonumuzdan. 5 Şubat 12 Şubat tarihinde minikler, yıldızlar, gençler, büyükler maçlarının yapılacağını diye. Ama tabii ileri, pandemi süresi pandemi müsaade ederse. Müsaade ederse. Evet. Belki bir ay erteleyebilir. Evet. Ama biz ertelenmeyecekmiş gibi antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ertelemese ne olur diye. O yüzden işte tekvandoda kuşak sınavlarımız oluyor. İşte onların hazırlıklarını yapıyoruz. Çocuklarımızı işte bu yukarıdaki salonlarımızda işte sıkıntılarımız şu an başlıyor. Niye? Buradaki merkez salonundaki çocuklarımız bu kuşak sınavına katılabiliyor. Onlar da eğitim olmadığı için gelemedik, gidemedikleri için onlar katılamıyorlar. Onlar kuşaklarından geri kalıyorlar. İşte bizim de böyle bir sıkıntılarımız oluyor. Örneğin 200-300 kişi sınava girmesi gerekirken 50-60 kişiyle giriyorlar. Bu merkezdekiler giriyor. Öbürleri
de çalışmadığı için giremiyorlar. Giremiyor, evet. Böyle velilerle sıkıcı. Hocam biz niye gidemiyoruz? Biz niye şimdi veliye izah edemiyoruz? Yani bunlar çalışmadı diyemiyorsunuz. Kapalıydı. Gelmedi ortak salonumuz. Bizim de zorluklarımız çıkıyor kendi aramızda. Her birine laf anlatıyoruz. Her birine izah ediyoruz. Evet. Tabii ki her birinin de resmi belgelerini hazırlamak da evet, sorun. Çünkü izinleri yani bu yüzden olur alması bunlar olur zaman alması, harcıyor. Çünkü lisansların vizelisi evet. olması. Evet. Yani çünkü il dışına çıkıyorsunuz bir emek sarf ediyorsunuz. Bu aynen. emeğin karşılığını almak zorundasınız. Aynen. Bu emek bizde parayla alınmıyor. Evet. Biliyorsunuz madalyayla şimdi ve sporcu, kürsüde alınıyor. Evet sporcu şimdi emek veriyor. Çalışıyor. Burada senin yapacağın bir hatadan dolayı maça giremiyor. Bir maç Türkiye Şampiyonası'nda her gün yapılmıyor. Evet. Bir yıl daha o maça katılamıyor. Çocuğun bir yılına sebep oluyorsun. O yüzden evraklarını takip etmek zorundasın. Çocuk maçı kaybedebilir ama maçı katılsın da kaybetsin gibi diyor veli. Maçta kaybetmesine değil. Evrak yapmadığınız zaman siz vatan haini gibi oluyorsunuz. Aynen öyle. Evrakları iyi bir şekilde biz takip ediyoruz. Kulüp olarak zorluklarla uğraşıyoruz tabii. Evet. Cavit Aslan hocama, Ayfer Aslan hocama bu akşam bizi kırmadılar. Konuğumuz oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Ben tüm izleyicilerimize diyorum ki çocuklarınızı size en yakın bir spor salonuna yazdırın ve kaydını yaptırın. Hem lisanslı sporcu olsunlar çünkü Milli Eğitim ve şu anda Spor Bakanlığı protokolü var. Lisanslı olan, derece yapan çocuk sporcularımıza ayrıyeten ek puanlar geliyor ve bu çocuklar C milli dahi olsa üniversiteye gittiklerinde, spor lisesine gittiklerinde yurtlardan ücretsiz yararlanıyorlar. Ve ayrıyeten belli bir miktar onlara ödenek de ayrılıyor arkadaşlar. Ve bu temennilerle Spor 52 programımızı bu akşam kapatıyoruz. Haftaya tekrar aynı saatte birlikte olmak dileğiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın.